Mustafa Bölükbaşı 2005 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Kendisi 2010 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde okudu ve mezun oldu 2010 yılında. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansa başladı. Bugün kendisine inşallah yüksek lisans tezini dinleyeceğiz. Faşist Estetik, Levi Riefenstahl filmleri üzerine bir inceleme isimli yüksek lisans tezi. Şu an kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam ediyor. Hocamızın ilgi alanlarından bahsedersek eğer, modern siyasal ideolojiler, sanat sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, politik sinema ve toplumsal hareketlilik gibi alanları sayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Biz başlayalım. Sonra konuşmaya devam edelim. Işıkları da isterseniz kapatalım. Şimdi birkaç görsel malzeme hazırladım size. Tezimde kullandığım şeylerden bazılarını slide haline hazırladım. Hani neyden bahsediyoruz, nasıl bir konu? Giriş açısından bence uygun olacak. Arkadan da şunu bakıyorum, dinleyeyim. Öncelikle hoş geldiniz. Yani bu sunum için bir akşam hani az bilebilirim diye düşünürken açıkçası nereden başlayacağımı bilemedim. O yüzden görsel malzemeyle başlamanın uygun olduğunu düşündüm. Riefenstahl'ın çekmiş olduğu filmlerden bazı görüntüler var. Arkada çalan şarkıyı da çok anlamlıdır aslında. Riefenstahl'ın Nazi Partisi için çekmiş olduğu
belgesellerden bir tanesinin jeneriğinde arkada bu şarkı çalar. Şarkının başlangıcı şöyle anlandı. Şu şekilde başlıyor. Wahauf, wahauf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Yani Almanya yeteri kadar uykuda kaldın. Uyan Almanya yeteri kadar uykuda kaldın şeklinde Türkçesi. Bu da aslında Wittgenstein'in çekimleri destekleyen bir şarkıdır. Çünkü milletin demişini bu sözlerde desteklemekte. Tezin nasıl ortaya çıktığından biraz bahsedeyim size öncelikle. Arka planından bahsedeyim. Aslında tabii tezde birçok tartışma var. Sorduğum birçok soru var. Bazılarına da tatmin edici cevaplar veremedim. Böyle bir iddiam yok. O yüzden size hayat yönetimi bırakmak istemem. Yani başlamada belirteyim. Burada faşist estetiğe dair bir takım tartışmalara gireceğiz. Ama çoğunlukla Leni Riefenstahl üzerine olacak bu sunum. Ve onun çekmiş olduğu filmler ve estetik anlayışı ve siyasal polemikler etrafında neler söyleyebiliriz, onu konuşacağız biraz. Tabii şunu da belirteyim, böyle bir kafanızda soru olabilir düşüncesiyle. Yani burada faşizmden nazizmi kastediyor. Bu iki kelimeyi, iki kavramı. Yani aralarında bir ayrım yaparsanız bunu kabul edebilirim tabii ki. Ama burada ben ikisini ikame ederek kullanacağım. Nazizmi, faşizmin bir biçimi, bir türü. Almanya'daki bir versiyonu olarak ele alıyorum. O yüzden faşizmde ben faşizm dediğim zaman lütfen nazizmi anlıyorum. Şöyle bir soruyla başlanabilir. Faşizm nasıl anlatılıyor? Yani bugüne kadar genel olarak faşizm diyeceğimiz ne anlıyor? Bize ne anlatıldı, nasıl anlatıldı? İndirgemecilik bahsinde şöyle bir şey, bir ayrım yapmamı izin verirseniz, yaklaşık olarak 1960'lara, 70'lere kadar bir takım farklar olmakla birlikte yaklaşımlarda şöyle bir genel eğilim vardı. Faşizmi tanımlama konusunda hakim bir paradigma vardı. Nasıl tanımlıyorlardı? Çok kabaca özetleyeyim size. Faşizmi irrasyonel olarak, gerici, muhafazakar bir ideoloji olarak tanımlıyorlardı. Baskı ve şiddete dayanan bir rejim ve totaliter bir rejim. Burada da bunun aslında veciz bir ifadesi Almanca'daki Gleichschaltung ilkesi denilen bir ilkeydi. Nedir bu? Bu bütün kurumların, toplumda bütün kurumların Nazi idaresi altındaki koordinasyonu anlamında. Bir mecburiyet eşbirliği anlamında. Yani kurumların bütün topluma, bütün kurumlara hakim olduğu bir anlayış. Tabii bu genel olarak totaliteryanizm dediğim anlayıştan besleniyor bu fikirler. Ve benim de oldukça mesafe koymaya çalıştığım görüşler bunlar. Kimler bunları dile getirdi diye bakarsak, mesela Leonard Shapiro, Jakob Talmud, Brzezinski ve kısmen Hanna Herant'ı da buraya alabilirim. Kültürel alan üzerinden bakarsak da kültür alanı ve sanat üretimi üzerinde iktidarın mutlak bir kontrolü varsayıyordu bu yaklaşım. Dolayısıyla da ortaya şöyle bir şey çıkıyordu. Bu rejimlerde çok etkin bir propaganda kullanılıyor ve insanların beyinleri yıkanıyordu. Dolayısıyla da örneğin mesela bu dönemde çekilmiş filmleri ele alırsak şöyle yaklaşıyordu filmlere. Bu filmlerin sanat tarihi açısından, estetik açıdan bir anlamı olamaz, bir değeri olamaz. Biz bu filmlere bakacaksak bunları ancak politik, siyasal tarih, politik tarih açısından bir anlamı olabilir. Yani bu ne demekti? Bu filmlerin bunlar düşük kalitelidir, estetik değildir bu filmler. Tıpkı genel Nazi sanatı söz konusu olduğu gibi. Bir örnek çalışma vereyim size. İsim vereyim. Gerd Albrecht. Bu alanda kanonik olmuş, klasik olmuş bir çalışması var.
Nasyonel Sosyalist Film Politikası diye 1969 yılında. Tam bu görüşü özetleyen bir çalışmaydı bu. Ve tabii tahmin edeceğiniz üzere filmlerin kendisine bakmadı Albright. Daha çok politik kurumların film endüstrisine müdahalesine baskıya yoğunlaştı. Dolayısıyla kurumsal bir analiz yaptı aslında. Peki neden böyle anlatıldı? Yani faşizm bize neden bu şekilde anlatıldı? Yani çok iddialı görmezseniz şunu burada öne süreceğim. Faşizm böyle anlatıldı çünkü faşizm aslında Batı uygarlığının, Batı değerlerinin, normlarının, ilerlemenin, aydınlanmanın, rasyonalitenin bir takım arızalarını ortaya seriyordu bize. Örneğin mesela Auschwitz çok büyük bir şoktu o dönemde Batı için. Bir anlamda aslında faşizmin Batı'nın kendisiyle yüzleşmesiydi dersek çok yanlış olmaz herhalde. Burada size Horkheimer'ın bir lafını hatırlatmak isterim Frankfurt okulundan. Horkheimer şöyle diyordu: faşizm modern kapitalist toplumun hakikatidir. Yani modern kapitalist toplum demek aslında faşizm demektir diyordu. Dolayısıyla ya bununla yüzleşilecekti ya da lanetlenip yola devam edilecekti. İkincisi seçildi, lanetlendi ve yola devam edildi ve faşizm her şeyin müsebbibi bir ideoloji olarak görüldü. Bunda tabii Soğuk Savaş'ın etkisini de küçümsememek gerekir bu bakış açısının oluşmasında. Tabii bu sorgulanmaya başladı. Özellikle dediğim gibi o indirgemecilik bağısına bu ayrımı yapacağım. 60'lar, 70'ler gibi bu iktidar anlayışı, yapısalcı ve yapısalcı düşünürler tarafından sorgulandı. Klasik faşizm tahlilleri. Çünkü iktidar yeni biçimde artık düşünüyordu. Bir yukarıdan aşağıya bir iktidar mekanizması fikrine karşı çıkılıyordu. Ve bu bütün bahsettiğim irrasyonel, geleceği muhafazakar, baskı, şiddete dayanan totaliter olduğu yönündeki iddialarda reddediliyordu. Bunun kültürel alana yönelik çalışmalar konusundaki meyvelerini 90'larda biz görmeye başladık. Bu bakış açısıyla faşist kültür, faşist sanat üzerine 90'larda çok önemli, radikal çalışmalar yapıldı. Bunun bir etkisi de, nedeni de tabii şuydu. Yani 90'larda nereden bakarsanız aşağı yukarı 50 yıl geçmişti ve artık soğukkanlı analizler yapmaya imkan vardı. Üstelik Soğuk Savaş döneminde komünizm, faşizmi ikizi olarak görülüyordu. Totaliter iki rejimden birisi olarak görülüyordu. Tabii komünizmin de çökmesi artık korku duyulmamasına yol açtı. Yani liberal demokratik rejimlere bir zarar gelmez artık. Tarihin sonu geldi, ideolojinin sonu geldi ve biz artık daha içeriden bakarsak çok sakıncalı olmaz. Böyle bir atmosfer oluşmuştu ve önemli çalışmalar yapıldı. Burada bir tanesini ön plana çıkaracağım. Alan Steinweiss'in bir çalışması var. Sanat, ideoloji ve Nazi Almanyası'nda sanat, ideoloji ve ekonomi şeklinde. 93 yılında bir çalışma. Başka çalışmalar da var tabii öncesinde ve sonrasında ama bunu birazcık önemsiyorum ben bu çalışmayı. İki tane ya da üç tane aslında önemli bir şey söylüyordu Steinweiss. Daha önceki yaklaşımları eleştiren. Bir tanesi şuydu. Baskı, tahakküm biraz abartılı. Sandığımız kadar değil. İlk görüşü buydu. Üstelik şunu söylüyordu. Örneğin sinema endüstrisi bağlamında bakarsak 30'lar arasında liberal demokratik olarak Almanya'da Nazi rejimine kıyasla çok daha az baskı uygulamıyordu. Örneğin mesela bu Hollywood sineması bağlamında gerçekten ikna edicidir. Çünkü 30'larda çok muhafazakardır işte Hollywood sinemasına bakış açısı ve ciddi yasaklamalar vardır. Yani mesela yatak sahneleri gösterilmez. Hani, hiçbir şey olmasa bile gösterilmez. Çünkü onun bir anlamı vardır. Bir şeyi işaret ediyordur. Ya da belli kelimeler yasaklanmıştır. Mesela lanet, cehennem gibi falan kullanılmaz.
gibi. İkincisi, şunu söylüyordu Işıtan Weiss. Evet, bir baskı vardı belirli ölçülerde ama bu çoğu zaman ideolojik amaçlarla, kaygılarla değil, ekonomik kaygılarla yapılıyordu. Ve bunu da ikna edici bir şekilde ortaya koydu aslında. Çünkü 30'larda Büyük Buran etkisiyle Alman sineması ciddi biçimde bir çöküşe geçmişti ve gerçekten de Nazi hükümetin uygulamalarına baktığınız zaman bu endüstriyi ekonomik olarak bir rasyonel hale getirme çabalarını görürsünüz. Dolayısıyla şunu diyordu Steinmeier, ideoloji kadar ekonomik kaygılar ön plandadır ve iktidar aslında bizim sandığımızın aksine istikrarlı ve kararlı bir denetim uygulamaktan ziyade geçici çözümler, etok yaklaşımlar benimsedi. Ve üçüncü söylediği şey bence en önemlisiydi. Estetik standartlara ilişkin bu dönemde bir konsensüs mevcut değil. Yani belirli bir sanat tarzının kayırıldığına yönelik elimizde ikna edici veriler yok diyor. Aslında bu üçüncü söylediği şey daha önce de söylenmişti. Mesela Hildegard Brenner'ın 1969 yılında yaptığı çalışmalar. Bu benzer şeyi söylüyordu o tarihlerde. Şunu vurguluyordu Brenner'de. Parti elitlerinin kültürel alana ilişkin rekabetine odaklanmıştı. Yani ciddi bir kültürel alanda partinin kendisi içerisinde, bürokrasi içerisinde bir rekabet vardı. Buna çok basit bir örnek vermek gerekirse mesela propaganda bakanı olan Goebbels ile partinin ideologlarından Rosenberg arasındaki mesela estetik farklılaşmayı düşünebilirsiniz. 90'larda bu bağlamda çok önemli çalışmalar yapıldı. Birkaçından bahsedeyim. Michael Cater'ın 92 yılında yaptığı bir çalışma var. O da müzik üzerine yoğunlaşır. Mesela şunu söyler. Caz müzik, yani modernist bir tür olarak caz müziğin sanıldığından çok daha fazla tolere edildiğini vurguladı. Ellen Hochman'ın 89 yılında yaptığı çalışma da mimarlar üzerine yoğunlaşan bir çalışmaydı. Ve şunu diyordu, aslında çok radikal bir görüştü. Bauhaus mimarlarını araştırmıştı. Ve sanatçıların rejime olan desteğinin aslında gönüllü, içselleştirilmiş bir destek olduğunu söylüyordu, baskıdan ziyade. Ben kendi konuma gelirsem, sinema açısından neler yapıldı? Sinema açısından da 2001 yılında Sabine Herken'in bir çalışması var. Bundan bahsedeyim size. Sabine Herken'in kitabının başlığı aslında ne demek istediğini anlatıyor bence. Nasıl bir yerden yaklaştığını anlatıyor. Nazi döneminde popüler sinema. Kitabın başlığı. Ne demek? Bu şu demek. Bu dönemde sadece propaganda filmleri yok. Popüler bir sinema vardı. Tıpkı bugünkü olduğu gibi. Ve o çalışmada şunu söyler ki 3. Reich'ta yani 1943-45 yılları arasında sinema asla içsel bir birlik ve bütünlük göstermedi. Dolayısıyla sinema sadece propagandadan ibaret bir sinema değil. Buradan yola çıkarak da homojen bir Nazi sineması şeklinde tanımlamaya karşı çıktı. Yani buna biz Nazi sineması diyemeyiz. Üçüncü aydaki Alman filmleri diyebiliriz. Söylediğini şöyle de bir geriyle belki destekleyebiliriz. Evet, yani popüler sinema bu dönemde çok önemliydi gerçekten. İnsanlar sinemayı çok önemliyorlardı ve çok fazla sinemaya gidiliyordu. Size şöyle bir rakam vereyim. 33 yılında Almanya'da ortalama bir insanın sinemaya gitme oranı 4,7 civarında. 10 sene sonra, yani Naziler iktidara geldiği zaman 43'te 14,4'e yükseldi. Neredeyse 3 katı. Bunu da sadece propaganda filmleriyle sağlanmıyor. Peki şöyle bir soru burada anlamlı olabilir. Yani hakikaten bu dönemdeki filmlerin gerçekten ne kadar propagandaydı peki? Bununla ilgili çalışmalar da var. Çeşitli rakamlar var, onu söylemem gerekir. Yani farklılaşan rakamlar var. Ama şu kadarını söyleyeyim.
%10-12 ile %25 arasındadır yıllar genel olarak. Benim farklı kaynaklardan baktığım ve hiçbir yerde %25'ten daha fazla propaganda vardır diye bir şeyle karşılaşmadım. Yani çekilen filmlerin 1/4'üdür en fazla. Bu dönemde ne kadar film çekildi diye sorarsanız aşağı yukarı 1200 olduğu biliniyor. Buna göre de en fazla 300 tane propaganda filmi var, sonuç çıkar. Bu ne demek? Bu sayı çok mu? Yani bu biraz size kalmış. Şu günümüzde eğer Hollywood sineması takip ediyorsanız mesela Airline Kurtarmak falan tarzı filmleri de bu kategoriye alırsanız yani günümüzde de bundan biraz azdır herhalde. Bence daha fazladır propaganda yansıtmak. Yani evet, ben biraz da ihtiyatlı kullanayım dedim, evet. Burada itiraz etmem. Artı şöyle bir sorun var. Propaganda filmi, ideolojik film, politik film. Şimdi bunlar ayrılarak yapılmış bir oran değil bu. Yani bu film, bu üç kavram, ideolojik film, propaganda filmi, siyasal film. Bir ayrım yapılabilir mi? Herhalde yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bu ayrım yapılırsa daha da düşer bu oran muhtemelen. Yani bu şundan önemli, yani propaganda nedir? Şimdi mesela şeyi düşünün, Bertolt Brecht'i düşünün. Brecht ne yapıyor? Mesela ne diyeceğiz? Bunun benzerini Naziler için de söyleyebiliriz yani. İşte asıl bu rahatlamanın sebebi bu arka planı söylemekti. Yani bu 90 sonrası çalışmalar olmasaydı muhtemelen benim tezimde bu şekilde yazılmayacaktı. Tabii bu tartışmaların 90 sonrası özellikle olan faşist sanat tartışmalarının Türkiye'ye pek uğramaması da biraz manidar, düşündürücü. Bunlar çok da fazla tartışılmıyor açıkçası. Yani şu ortamı da her yerde bulabileceğimi de düşünmüyorum. Türkiye'de onu da söyleyeyim. Şimdi hocayla konuşuyorduk da telefonlar almaya başladım. Siz ne yapıyorsunuz, faşist misiniz falan diye. Böyle, evet yani ne yapalım. Bakış açısı bu. Şimdi size çok teorik olarak boğmayayım, buradan biraz çıkarayım. Leni Riefenstahl'dan biraz bahsedeyim. Bilmeyenler için biraz biyografisini anlatayım. Kimdir Leni Riefenstahl? Riefenstahl 1902 yılında Berlin'de doğuyor. Ailesinin tali vakti yerinde denebilir. Yani şöyle ki kızlarını bale okuluna gönderebilecek kadar iyidir durumları. Riefenstahl'de dans eğitimi, bale eğitimi alır. Gençlik yıllarında. Daha sonra bir performans sanatçısı olur. Sanat kariyerine de Max Reinhardt'ın yanında onun organize ettiği yapımlarda bir dansçı olarak başlar. Daha sonra solo dans gösterileri de yapar. 1924 yılında bir talihsizliktir Riefenstahl için. O yılın yazında diz sakatlığı geçirir, ciddi bir diz sakatlığı ve dansı bırakmak zorunda kalır. 2 sene sonra 1926 yılında Riefenstahl sinemanın cazibesine katılıyor ve kariyerinde sinema oyuncusu olarak devam ediyor. Burada tabii şunu söylemek de lazım. Weimar dönemisinin yani 20'ler Almanya'sında 1920'lerin ilk döneminde Alman sineması özellikle sanatta ekspresyonist akımın, dışa vurmuş akımında sinemayı sıçramasıyla o dönemin estetik açıdan dünyada bir numaralı sinemasıdır, Weimar sineması ve Riefenstahl'de bundan etkilenmemesi, yani zaten kaçınılmaz bir etkilenmesi ve sanatla da çok aşırı neşir birisi olduğu için zaten her alanıyla oyunculuk yapmaya başlıyor. Nasıl filmlerde oynuyor diye bakarsak, Arnold Fanck diye bir yönetmen var o dönemde. Berg filmlerinden, yani Almanya'da Dağ filmi diyebilinden bu filmleri çekiyor ve Riefenstahl de onun bir numaralı oyuncusu. Bu tarz pek çok filmde oynuyor Riefenstahl ve bu sayede ün kazanmaya başlıyor. Bu filmler önemli, Berg filmi, biraz bundan bahsedeyim, Dağ filmi. O dönemdeki bir tür,
bu. Önemli bir tür. Yani korku, komedi gibi önemli bir tür. Bu filmlerin özellikleri şöyle, özetlemek gerekirse, hani ekspresyonizm dedik, dışa vurum dedik, bunun biraz tersidir daha filmleri. Şöyle ki, o filmler mesela iç mekanlarda çekilir genelde, rekorlarla çekilir. Daha filmleri tabi anından alışılacağı üzere dış mekanlarda çekilen filmlerdir ve genelde amacı güzel doğa manzaraları sunmaktadır filmlerin. Bu filmlere ilişkin olan esas tema da, merkezinde yer alan şey de doğa ve erkek arasındaki mücadele. Dolayısıyla kadına fazla yer yok aslında bu filmlerde. Çünkü şöyle bir şeye dayanıyor bu filmler, bir cesur erkek kahraman var ve onun dağa tırmanırken verdiği bir zorlu fiziksel mücadele var. Bu tam da kent yaşamının karşısına yerleştirilen bir şey. Çünkü kent yaşamı, tırnak içinde söylerse, kadınsılaştırıcı, yumuşaklaştırıcı bir niteliği olduğunu düşünülüyor ve dağ filmi tam bunun karşısında. Dolayısıyla kadın yok. Ama Riefenstahl'la birlikte, çok iyi bir oyuncu olduğu için bu filmlerde kadına yer açılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Şöyle, bir kadın imajı yaratılıyor. Şöyle bir kadın imajı, dağ ile uyumlu, doğayla iç içe. Dolayısıyla erkeğin dağa tırmanırken sevgi besleyebileceği bir kadın. Tabii bu kadın imajı doğayla uyumlu olduğu için, doğayla iç içe olduğu için de aynı zamanda doğallığın, saflığın ve masumiyetin bir sembolü. Bu Riefenstahl'ı herhalde çok etkilemiş olduğunu ki Riefenstahl'da bu doğal güzelliğe çok obsesif bir derecede sarılmış birisidir. Doğal güzellik onun için ilerleyen çalışmalarında da göreceğiz. Vazgeçilmezdir, temeldir. Ve Riefenstahl da bu kadın, masum kadın tipiyle özdeşleşiyor. Mesela şöyle bir kıyaslama yapayım size. O dönemde bu masum kadın mitinin tam zıttı bir dişi figür var. Belki duymuşsunuz onu, Marlene Dietrich isimli birisi. O da bu masum kadının şuh kadın, vamp, öteki kadının oluyor aslında. Şöyle bir görüş de var tabi. Riefenstahl bu masum kadın mitiyle özdeşleşince bunun bir politik argüman olarak da bunu savunan bir şey olduğu söyleniyor. Daha sonraki Nazi suçlarından ötürü ahlaki bir sorumluluk taşımaması gerektiği konusunda onu bu suçlamalardan kolayca sıyrılmasına yaradığını söyleniyor. Bu filmleri faşizm bağlamında değerlendirebilir miyiz? Evet, şu söylenebilir. İkna edicidir de. Bu filmlerde ne var? Bir hedef var, dağ var. Çok güzel ve korkutucu bir hedef, mistik bir hedef. Ve bu hedefe yönelik olarak bu erkek kahramanda somutlaşan o dağa tırmanmak için güzellik ve korkutuculuk sunan, o dağa tırmanmak için karşı konulmaz bir arzu var. Ve bu filmlerde bunun görsel bir metaforunu sunuyor aslında. Ve bu alanda çok iyi bir çalışması olan Susan Sontag der ki, bu tam da bu filmler daha sonra Führer'e olan tapınmanın bir benzeridir zaten. Daha sonra yönetmenlik kariyeri başlar Riefenstahl'ın ve tahmin edeceğiniz üzere ilk çektiği film bir dağ filmidir. Das Blaulicht filmi, Mavi Işık, 1932 yılında çeker. Kendi çabasıyla zamanla, senaryoyu kendi yazar, kendi yönetir, kendi oynar. Ve bu filmde de dağ filminin temel niteliklerini görürüz. Nedir? Dağ yaşını yüceltilir, doğal olan yüceltilir. Sembolik bir okuma yaparsanız, yani bu filmde faşist temalar bulursanız, hiç itiraz etmem. Gerçekten buna çok müsaittir. Çok bir cümleyle söylemek gerekirse, film aslında önermesi şudur filmin, materyalizme ve saf rasyonizme karşı dünyanın ruhunu savunmak lazım.
estetik bir filmdir ve başarılı bir filmdir. Venedik'te en iyi ikinci film ödülünü alır. Ve Liefenstein'da da politikanın yolunu açar. Şöyle ki, Hitler'in de dikkatini çeker bu film. Ve Liefenstein bu film sayesinde Almanya'ya dolaşmaya başlar turnelerde ve anılarında ilk defa Hitler ismini o zaman duyduğunu söyler. Ve çok büyük bir cesaretle ve dürüstlükle 70'lerde yayınlanan bir arada anılarında şöyle bir cümle geçiyor. Onun bir filmini seve seve çekerdim gerçekten diyor. Hitler için. Ve çekecektir de. Daha sonra da parti belgeselleri dönemine başlar. Parti için belgeseller çeker. 33 yılında Nazi des Glaubens, İnancın Zaferi filmini ve 35 yılında Traum des Willens, İnancın Zaferi filmini çeker. Bunlar parti kongreleridir aslında ama Liefenstein bunları öyle çeker ki belgesel mi, kurgu mu, sanat mı, propaganda mı birazcık kafalar karışır. Ödül de alır. Özellikle İradenin Zaferi filmi, 35'li bir film. Venedik Biennale'inde 35 yılında ödül alır, en iyi film. 37 yılında Paris sergisinde en iyi film ödülünü alır gene. Ve beraberinde tabii böyle çok tartışmayı getirir bu filmler. Dediğim gibi bunlardan bir tanesi burada girmeyeceğim ama propaganda belgesel, yani bu alandaki en polemik üretilen şeydir. Tahmin edeceğiniz üzere Liefenstein bunun belgesel olduğunu söyler ama onu eleştirenler ayrı propagandadır derler. Böyle bir tartışma vardır. Bu film, bu hikaye üzerine aslında baskı, o demin bahsettiğim baskı ve içselleştirme meselesini de tartışabilirsiniz. Yani bunların ne kadarını baskıyla çekti, Liefenstein ne kadarını zaten benimsel içsel olarak çekti. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında Liefenstein işine yarar bunlar. Şöyle ki, normalde sahip olamayacağı imkanlara sahip olur. Yani her türlü imkan onun için seferber edilir. Maddi destek alır. Bunlar büyük prodüksiyonlardır, yani onu söyleyebilirim size. Ama bir taraftan parti üyesi de değildir Liefenstein. Yani partinin atadığı yönetmenler vardır. Mesela Veit Harman'ı belki bilirsiniz. Sinema odasının başına o getirilir ve çok antisemitist filmler çeker gerçekten. Yurtsüz gibi mesela, Yahudisüz gibi. Ama Liefenstein böyle birisi değildir, parti üyesi değildir. Çok bürokratik bir mesele değildir onun. Daha yüz yüze bir ilişkisi vardır, kişisel bir ilişkisi vardır Hitler'le. Bu da tabii Hitler'e yakınlığı meselesine gündemektir. Hitler de çok yakındır. Ve anılarında mesela şöyle bir şey yapar Liefenstein. Hitler'i gerçekten öyle bir anlatırken çok nazik, çok kibar, çok uysal, ağırbaşlı, kibar bir insan olarak tanımlar. Yani onunla konuşmaları, diyalogları öyle geçer. Emir vermez olarak. Ama Liefenstein bunların hepsine emir olarak, yani onun ricası zaten emirdi der. Ama Liefenstein anılarında Hitler'e karşı bir kötü düşüncesi olduğu izlemine kapılmazsınız. O Göbels'e çok saldırır. Böyle bir ayrım yapar. Propaganda bakanıdır Göbels. Hitler'le Göbels arasında bir ayrım yapar. Der ki yani Hitler böyle benim hiçbir şeyime karışmıyordu. Her türlü özgür ortamı sağlıyordu bana. Ama Göbels öyle değildi. O beni çok kıskanıyordu ve her şeyine müdahale ediyordu. Beni hiç çekemiyordular. Yani bunlar biraz tabii Liefenstein anılarındaki tarihin yeniden yazma girişimleri olarak da okunabilir. Şu anlamda mesela aslında ki bunu yapanlardan başında Susan Sontag gelir. O meşhur Fascinating Fascism makalesinde. Bu meseleye çok saldırır. Ve haklıdır da ikna edicidir de, edicidir de yorumları. Der ki zaten tanışıyorlar. Yani 33'ten önce de yakınlıkları vardı. Atlatlardı. Ki gerçekten Liefenstein özellikle Göbels'in eşiyle temsillere gider, tiyatrolara gider, operalara gider. Böyle bir ilişkisi vardır. Peki bu polemikleri bir kenara bırakırsak, hani görüntülerde de gördünüz. Bu filmlerde ne var? Estetik olarak, yani kamera diliyle, sinema diliyle ne var? Çok dikkat çeken şu vardır.
geniş açılı ve yukarıdan çekim yapar. Bu ilk açıdan az bir şeydir. Yani daha doğrusu onun çok kullandığı bir şeydir. Bunun nasıl bir anlamı olabilir? Şöyle bir anlamı var. O kadar kalabalık bir insan bulgunu çekebilirken yani tek bir kareye sığdırabilir ki o faşizmdeki organik bütün anlayışını orada görsel olarak görürsünüz, somutlaşır. Filler mesela aşağıdan çekimleri çok kullanır. Orada yine bir tane slide da vardı. Orada da otorite karşısında ezilen bireyin durumunu hissedersiniz. Tabii yine tahmin edeceğiniz üzere bunlar daha çok aslında politik çekimler. Yani Nazi Partisi'nin kongresinin çekimleri. Ama benzer çekimleri tabii askerler de tanık ediyor. Ya aynı yıl yine 35 yılında Tag der Freiheit, üzere Wehrmacht. Yani özgürlük günü silahlı kuvvetlerimiz şeklinde çevirebileceğimiz bir çekim yapar. Bunu askeriye için yapar. Çünkü askerler derler ki yani biz biraz az çektin sen bu belgesellerden bizim için de bir çekim yap. O da yapar. İlginç olan şudur. Bu film uzun süre kayıp kabul edilir. Savaştan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Akıbeti bilinmez bu filmin. Ve Riefenstein'in filmografisinde de bu filmin adı yer almaz. Ortaya çıkana kadar. Sonra savaş suçlusu olarak yargılanmış diye duyduğumuz filmden sonra da olmuyor ama. Ortaya çıktıktan sonra. Yani bu film evet artık. Yani İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra. Bir şeyleri var evet, onlardan da bahsedeyim. Ama ortaya çıkınca tabii bu filmi ekler. CV'sine ekler bir film. İsmi biraz şöyle misiniz? Tag der Freiheit, unsere Wehrmacht. İşte bağımsızlık günü silahlı kuvvetlerimiz. Ve Wehrmacht, o askeriyesidir yani. Hazırlanıyor. Bu filmde ne var? Yani bu filmde de çok kolay faşistler bulursunuz. İtiraz edemem. Ne vardır? Otoriteye saygı vardır. İtaat vardır ve militarist bir hiyerarşi vardır. Çok vardır bir şekilde. Görsel olarak da benim dikkatimi çeken şey şuydu. Öyle açılardan çıkıyor, askerleri çekiyor ki çelik heykeller gibi askerler. Yani insan gibi durmuyorlar gerçekten. Ve bu film şey gibi duruyor biraz. Yani askerliğin güzelliğini, bir güzelleme askerliği, militarizm bir güzelliğini. Ama daha da önemlisi tabii militarizm Führer için yapılan bir militarizmdir. Yani Führer için askerlik yapmanın güzelliği. Daha sonra Olimpia diye bir filmi vardır. Olimpiyatları çektiği Einstein. 1938'de çeker bunu tamamlar. Bu 36 yılındaki Berlin'deki yaz olimpiyatlarının çekimidir. Bu bir ilktir. Yani bir olimpiyat çekim, uzun metrajlı bir filme konu alınması olimpiyatların bir ilktir. Tabii bununla ilgili de türlü türlü tahmin edebileceğiniz bir polemik var. Bir tanesi şudur. Bu filmin çekilmesini kim istedi? Finansmanını kim sağladı? Riefenstein'le kalırsa Hitler bu filmin çekilmesini hiç istemedi. Ve filmi ısmarlayan da Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Şeyi de şu, gerekçesi de şu. Yani Hitler de istemedi. Çünkü şundan. Aryan ırk diğer düşük kütlemek için düşük ırklardan atletler tarafından geçilebilir. Ki geçilir yani. Birinci oldu mesela Afro-Amerikalı Jesse Owens isimli bir atlet, siyah atlettir. Atletizm müsabakalarında birinci olur. Dolayısıyla Riefenstein de bunu söyler. Bunu tahmin etti zaten Hitler'ler. Ama bu pek de açıkçası doğru değil gene. Yani Riefenstein biraz burada çarptırıyor tarihi. Aslında partinin ve Hitler'in desteğiyle, isteğiyle, ciddi bir finansman desteğiyle çekiliyor film. Zaten filmin premieri de Hitler'in doğum gününde yapılıyor. 20 Nisan'da yapılıyor. Yani ona da aynı film. Ama bu film yani bir ne var bu film? Bu film bir makyaj çabası gibi. Neden istiyorlar film çekmeyi partiyle Hitler? Şundan dolayı çünkü bu olimpiyatlar düzenlenmeden hemen önce çok ciddi bir antisemitizm yükseliyor Almanya'da ve ilk yasaları çıkarılmış. Ve ciddi biçimde de imajı sarsılmış Nazi Almanya'sının ve Hitler'in uluslararası arenada.
bir şekilde bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Yani bir iki yüzlük yapıyorlar. Şöyle ki, olimpiyatlar sırasında işte ırkçı, antisemitist sembolleri lafa kaldırıyorlar. Mesela bunun en basit örneği şeydir. O dönemin çok ciddi antisemitist bir gazetesi vardı, Der Stürmer diye. Yani bunun karikatürlerine falan bakın, inanılmazdır gerçekten. Yahudilere yönelik. Mesela bunu standlardan kaldırıyorlar, kadın standlarını. Yani biz ırkçı değiliz, antisemitist değiliz gibi. Estetik olarak ne var bu filmde? Bu film bir kere şeydir. Yani ona dikkatle bakarsanız Riefenstahl'ın en yetkin eseridir. Yani tartışmaya yer bırakmayacak şekilde. Ve temelinde de çok dikkat çeken bir şey, orada görmüşsünüzdür. Antik Yunan'a göndermeler var. İdeal beden dediniz. İdeal bir beden kurgulanıyor ve bu Nazi Almanyası'nı Antik Yunan'a bağlayan bir köprü işlemi. Hangisidir iddia eden? Antik Yunan'dakidir çünkü iddia eden Nazilere göre. Ve o slide'da görmüş olduğunuz disk atan atlet heykeli. Şöyle ilginç bir görüntüdür o. Biraz bahsedeyim. Film Antik Yunan çekimleriyle başlar. Heykelleri çeker. Kalıntıları çeker. Ardından da bu disk atan atlet heykelle yoğunlaşır. Çok hemen akabinde onun üzerine bir başka görüntü indirir. Aynı pozisyonda gerçek bir insan vardır. Aynı pozisyonda disk atmaya hazırlanan bir insana çevirir. Bir Almandır tabii o. Ve bir anlamda o heykel canlanır, ruh kazanır, harekete geçer. Savaş sonrasında ne oluyor? Biraz sizin bahsettiğiniz şeye geliyor. Savaş sonrası Riefenstahl için pek olumlu değildir, tahmin edileceği üzere. Çok dava girişimleri olur, yani çeker, epey şeker gerçekten, kendini temize çıkarmaya çalışır. Ama bunu tırnak içinde kullanıyorum, yani temize çıkarmayı. Çünkü gerçekten şey sorusu sorulmalı bence. Yani gerçekten Riefenstahl'ın suçu nedir? Bu anlamlı bir sorudur. Nasıl bir sorumluluğu vardır? Yani bu üzerine tartışılması gereken bir şeydir. Nitekim aklar kendini, yani çok çekse de aklar. Ama film çekmesi de facto engellenir, yani fiili olarak. Kesinlikle 10-15 tane girişimi var ama hiçbiri sonuçlanmaz. Bir tek, bir Tiefland Ova diye bir filmi var, savaştan sonra tamamlanan. Ama o zaten savaştan önce çekilmiş bir filmdir. Ve izlerseniz yani şeydir, ben onu bilerek almadım zaten. Çünkü Tam anlamıyla kendini temize çıkan bir filmdir o. Yani yarım kalır, İkinci Dünya Savaşı'nda çekemez çünkü savaş uçunda çok ağır. Sonra 50'lerde ya da 60'ların başında tamamlıyor o filmi, tam bir antifaşist olmaya tabi tutarak tamamlıyor filmi. Yani çok bence bu anlamda ciddiye almamak gerekir yani o filmi. Tabii bir denazifikasyon denen bir süreç var anlamında. Sadece, çünkü şöyle düşünüyorlar, yani nedir bu? Nazilerden arındırma süreci. Nürnberg mahkemeleri olur, karar alıcı konumundakiler yargılanır, çoğu asılır, müebbete mahkum olur, bir kısmı 20 yıla mahkum olur. Ama sadece karar alıcılar mı sorumludur? Yani bu soru Almanlar İkinci Dünya Savaşı'nda çok meşgul etmiştir. Bu toplumun sorumluluğu nedir? Bu önemli bir sorudur çünkü hani Foucault'un bununla ilgili çok etkileyici bir analizi var. Der ki bu toplumda öyle iktidarsız bir toplum değil de bu toplumda herkesin iktidarı vardır. Şöyle ki yan komşunun Yahudi olarak gösterdiği vakit, bunu da suçladığı vakit onu öldürmeye götürebiliyordu, topluma kampına götürebiliyordu. Dolayısıyla herkesin bir şekilde sorumluluğu var düşüncesine götürüyordu. Ve Nazi döneminde haklı haksız, yani o rejimde bulunmak tek suçu da olan bazı insanlar. Yani çok baskıya, engellemeye, fiili olarak çalışamamaya maruz kalıyorlar. Riefenstahl de bunun sonucunda Avrupa dışına gider çoğunlukla. Fotoğrafa merak salar bu sefer. Afrika'ya gider. Yani, olabilecek belki de onun için kurtuluş yeridir. Orada bir Nuba kabilesi bulur. Ve onlar için de fotoğraf çekimleri yapar. Yapar ve tartışmalar yeniden başlar. Çünkü orada beden
sandalyeleri çekiyor ve yine bu faşist eden, hal eden tartışmalar başlar. Ki Susan Sontag'dan bahsettiğim makalesi direkt bunun üzerinden vurur. İlfen Stein'in. Yani der ki bir süreklilik var bu kadında, hala görmüyor musunuz? Dönemde zaten olsun olmasın, öncesi sonrası fark etmez. Bu kadın faşist bir estetiği var. Daha sonra su altı çekimleri yapıyorum işte. Artık kaçış oldu. Hani konuları söylemek için. Ve ama enteresan bir kadındır. Yani sürekli üretir. Bu su altı çekimi 80 yaşında falan yapıyor yani. Olmazdır. Bir asırdan da fazla yaşıyor. O en son görüntü 98 yaşındayken slide'daki görüntü. Bir belgesel çekiyorlar lütfen çıtlar üzerine. Ve onun 98 yaşındaki bir konferansından bir görüntüyü alıyorlar. Artık buna hak mı verirsiniz, üzülür müsünüz bilmiyorum ama o yaşta bile muhtemelen öyle bir soru geliyor ki o parçayı izlerseniz görürsünüz. O İradenin Zaferi filmiyle ilgili herhalde bir soru geliyor. O da kendini yine orada aklamaya çalışıyor 91 yaşında. Ve şunu der ki ben bunda biraz hak veririm arkadaşlarım. Der ki 45'ten önce hiç kimse bu filme propaganda demedi. 45'ten sonra propaganda değil demeyen olmadı. Değil, dünya değişti diyor yani. Yani kazansaydım nasıl olurdu diyemiyor herhalde ama bu demek istiyorsun. Ve 2003 yılında ölüyor İlhan Işlar. Tam 101 yaşında ölüyor. Yapıp durumumuz nedir? Çok üzülüyor mu? Buçuk gibi, az da buçuk. Buçuk gibi. Bitir, ben bitireyim. Tartış. Evet. Ondan sonra soracağım. Tamam. O zaman biraz teorik bir şeyler konuşalım. Ondan sonra da toparlayayım. Yani İlhan Işlar'ın estetik, faşist estetiğinin temel nitelikleri nelerdir diye. Kuramsal olarak şöyle, benim beslendiğim iki tane adam var, çok önemsediğim. Bu mesela yani faşizm ve estetiği birleştirebilmek konusunda. Bir tanesi Max Weber, bir tanesi de Walter Benjamin. Yani faşizm ve estetik bir arada nasıl düşünülebilir? İşte faşizm ve estetik olur mu? Yani, oksimorondur mu? İngilizce metinlerde şey, contradictory ile içerikte falan diye geçer. Sıfatla, ismin uyumsuzluğu. Yani o isim o sıfatı almaz. Yani estetik ismi faşistle bir sıfat almaz gibi şeyler vardı. Oksimorondur, çelişkilidir. Çelişkilidir derler. Halbuki bu iki adımı düşündüğümüz zaman bunun nasıl mümkün olduğunu ben çok ikna edici bir şekilde ikna oldum. Şunu söyleyebilirim faşizm için. Şöyle bir cümleyle toparlamaya çalışayım. Faşizm, modernitenin yol açtığı yabancılaşmaya ve ruhsuzlaşmaya karşı bir çözüm üretti. Çözüm arayışı aslında. Böyle bir çözüm arıyorlar. Ama bu daha çok sağ kanattan gelen bir çözüm arayışı. Bunu biraz daha rafine bir cümleyle söyleyeyim. Şuradan birebir okuyayım size. Teknolojik rasyonelitenin yol açtığı parçalanmışlığa, burada teknolojik rasyonelite kelimesi önemlidir. Parçalanmışlığa, yabancılaşmaya ve ruhsuzlaşmaya karşı yeniden bir sembolleştirme aracılığıyla politikaya estetiğe indirgeyen bir çözüm arayışıdır. Bunun nedeni nedir? Yani ne oldu da politikaya estetiğe indirgemeye başladılar faşistler? Bunun ilhamını ben Weber'den alıyorum. Dünyanın yüzünün bozulması kavramından esinliyorum. Bilirsiniz yani Weber dinleyenler. Çünkü hocam iyi bilir. Yani çok kendimden bildik. Modern öncesi toplumlar arasında, modern toplumlar arasında Weber bir ayrım yapar. Rasyonelleşmenin olması eksikliği fazlalığı üzerinden. Der ki modern öncesi toplumlarda dünyanın açıklanışı rasyonel doğaüstü olaylarla, büyüyle, dinle açıklanıyordu. Bu tarz güçlerle açıklanıyordu. Ve böyle bir açıklama dünyayı aslında çok anlamlı kılıyordu. Ancak der Weber, yani rasyonelleşmeyle birlikte artık dünyanın işleyişini biz hesaplamalarla, bir takım mekanik süreçlerle açıklar hale geldik. Ve bu durum, kendi cümleleriyle okuyayım. Ve bu durum, büyüye olan inancı ortadan kaldırdı. Dünya sürecini büyüden arındırılmış hale getirdi.
büyüsel anlamı yok etti. Bundan böyle dünya süreci basitçe var olmak ve meydana gelmekten ibaret hale gelirken bir şeye işaret etmekten uzaklaştı. Sonuç olarak kayda değer ve anlamlı bir düzene tabi olan bir dünya ve yaşam örgüsüne yönelik artan bir istek oluştu. Bu ekonomi ve toplumda bir anlatılır. İngilizce metinde 306. sayfada arkadaşlar. Bu şu cümle önemli. Kayda değer ve anlamlı bir düzene tabi olan bir dünyaya bir istek. Artan anlamlı bir istek. Yani ben bu işin nedenini böyle anlıyorum açıkçası. Dünyanın rasyonelleşmeyle birlikte büyüsünün bozulması, yeni bir siyaset anlayışı getirdi. Ve bunun sonucunda da Benjamin'i açıklayacağım. Politikanın estetikleştirilmesi, yani dünya bu hale gelince politika nasıl olur? Estetiğe indirgenir diyor Benjamin. Ne diyor burada Benjamin? Neyi kastediyor? Şunu kastediyor aslında, diyor ki faşizm bu modernitenin bahsettiğimiz içsel çelişkilerini kullanıyor. Bunlardan yararlanıyor. Ve yani bu anlamın kaybolmasından bahsettik ya, büyü bozulmasına. Anlamın kaybolmasından yararlanıyor ve bu boşluğu o önce bahsettiğim yeniden bir sembolleştirme aracılığıyla telafi etmeye çalışıyor. Bununla dolduruyor. Bununla ilişkili olarak tabii Marksist kökenden geldiği için şunu söyler Benjamin. Ne yapıyor, bunu nasıl yapıyor? Der ki, mesela ifade hakkı verirsin faşizm. Bir biçimde kendinizi ifade edilme hakkını verir. Ama der, mülkiyet ilişkilerine dokunmaz. Mülkiyet ilişkileriyle ilgili bir problem yoktur. Yani bu anlamda muhafazakardır. Ve Benjamin'e göre mülkiyet ilişkilerine dokunmadan toplumu mobilize edebilmenin, kaynakları mobilize edebilmenin tek yolu savaştır. Dolayısıyla Benjamin'de faşizm neredeyse savaşa eşittir. Yıkımdır ve hatta daha ileri gider. Aslında faşizm Benjamin'de kendi öz yıkımından haz duymaktır. Yani bunu şey gibi düşünebilirsin. Dünya yıkılırken oturup keman çalmak gibi bir şey aslında. Bundan zevk alabilmek. Bunu biraz açayım. Yani bir yeniden sembolleştirme meselesi. Bir adam var. Neomarksist. Lutz Koepnik diye birisi. Bunu biraz daha açar. Yani şunu söylerler ki, bu yeniden sembolleştirme meselesini anlayabilmek için. Faşizm şunu yaparlar. Belirli bir toplumsal çatışmayı alır. Onu sembolik düzeyde çözüme kavuşturmaya çalışır. Maddi koşullarından arındırarak. Ne gibi? Mesela birkaç örnek vereyim. Mesela faşizm aslında kadınlığı aile içerisinde hapseder. Ama mesela buna karşılık olarak ne yapar? Analığı idealleştirir, yüceltir. Bunu sembolik bir ödül verir aslında. Telafi edici bir strateji gibi aslında. Ya da mesela şunu çok net biliyoruz. İşçilerin Nazi döneminde nesnel yaşam koşulları çok gerilemiştir. Ama buna karşın mesela şöyle ifadeler vardır çok yaygın bir şekilde. Schönheit der Arbeit, emeğin güzelliği. Her yerde yazar mesela Almanya'sında. Ya da şunu daha iyi bilirsiniz muhtemelen. Arbeit macht frei, çatışmak özgürleştirir. Her yerde yazar Nazi döneminde. Dolayısıyla bu toplumsal çatışmayı alıp bir sembolik düzeye çekip sembolik ödüller dağıtır faşizm. Bu yüzden de birazcık demin konuştuk aslında Hüthi Hoca'yla. Bu estetikleştirme meselesi öyle işte masum bir şey değildir. Dikkat etmek lazım. Hayatı estetik, hayatı bir sanat olarak almak. Politikayı estetikleştirmek. Yaşamı, ölümü estetikleştirmek. Bunlar gerçekten çok telkinli yaklaşmamız, dikkat etmemiz gereken konular. Çünkü faşizmde politikanın aslında içi boşaltılır estetikleştirilerek. Çok estetiktir yani gerçekten. Bakın parti konularında. İnanılmaz estetiktir ama içi boştur. Bu yüzden de mesela Benjamin, tabii bir Marksist olduğu için şunu söyler, der ki faşizmde politika estetikleştirilir, oysa komünizm estetiği politikleştirir. Son olarak da şundan bahsedeyim, bir neo-Weberyan var, Ratzky evladım. Çok önemsediğim bir metnimden yararlandım.
şunu vurguluyor. Yani bu niye yapıyor? Bu estetikleştirme sürecini faşizm niye yapıyor? Ya da ne amaçla yapıyor? Şunu söyler. Özdenin modern dönemde özdenin bir bütün olarak kavrandığı varsayılıyordu der. Modern dönemde özdenin bütünlüğü yok oldu. İşte faşizm de aslında estetik üzerinden özdenin bütünlüğünü yeniden gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani bir çeşit uzlaşı çabası olarak düşünebilirsiniz aslında. Estetikleştirme üzerinden faşizm bir uzlaştırma yapıyor. Ne gibi? Mesela o modernitenin yol açtığı dedik ya bazı arızalara karşı. Beyin ve kalp arasında mesela. Rasyonellikle insan duyguları. Erkeklikle kadınlık. Modern teknolojiyle antik ruhanilik. Tabii bu çok belirgin bir. Bir taraftan modern teknolojiyle inanılmaz tapar. Naziler. Çok mücadeleler. En son teknolojiyi kullanırlar. Ama bir taraftan da antik Yunan'daki estetik anlayışa gönderme yaparlar. Mesela bunun çok bariz bir örneği. Orada yoktu ama görüntülerde. Bir Zeppelin sahnesi vardır. Zeppelin o dönemde şöyle önemlidir. Hava ulaşımı. Yeni yeni ortaya çıkan uçaklar falan önemlidir bu açıdan. O teknolojiye sahip olmak bir rejimin gelişmişliğini göstermesi açısından önemlidir. Ama Naziler için, Naziler bunu şu şekilde kullanırlar. Zeppelin'i sayanlarlar. Zeppelin'e bir insan muamelesi yaparlar. Bir ruhu varmış gibi düşünürler. Zeppelin'e faşist selamı verirler. Kutlarlar, alkışlarlar. Tabi o Zeppelin bir anlamda da gökten gelen bir Mesih Führer. Metaforu olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla Ratzke bunu söylüyor. Yani baskılayıcı bir modernite var. Bir de o bahsettiğimiz dünyanın ruhu, ebedi ruh. Bu arasının, bunun ikisi arasında bir uzlaşma çabası. Yani bu yabancılaşmış dünyada yeni bir uyum, yeni bir ahenk. Başka bir ifadeyle bu özenin bütünlüğünü yeniden gerçekleştirme meselesi. Toparlayayım artık. Fazla da vakit kalmadı. Yani şu ana kadar söylediğim şeyleri toparlayacağım aslında. Özetleyeceğim. Liechtenstein'in faşist estetiğinde neler var? Bir tanesi bu teknoloji, bu bahsettiğimiz mesele. Yani teknoloji çok önemli, çok mücadele ediyor. Bunu özellikle askeri içindeki filmlerde, filmde görürsünüz çok fazla. Bu tankların geçiş sahnesinde falan çok belirgindir. Ama demin bahsettiğim gibi teknoloji ölü bir canlı, ölü bir nesne olarak görülmez. Onun bir ruhu olan bir canlıdır o. Bir canlılık kazanmıştır teknoloji artık. Zeppelin meselesinde olduğu gibi. Ya da heykelin canlılığını düşünün mesela. Yanında gerçek bir atletin aynı hareketi yapması. Bir ruh kazanır artık. Sıradan bir nesne değildir. Bu moderniteyle uzlaşma meselesi çok belirgindir. Ben bundan bahsettim detaylı bir şekilde. Yani biz nevi modernitenin yol açtığı sorunlara yönelik modern çözümler bulan modern bir ideoloji diyebiliriz belki faşizm için. Mesela rasyonelliği bütünüyle reddetmez. Bu çok ciddi bir yanlış anlaşılma. Rasyonelliği bütünüyle reddetmez ama saf rasyonellikle ya da rasyonelliğin yol açtığı bazı sorunlarla derdi vardır faşizm. Buna karşı da bir takım telafi edici stratejiler geliştirir. Çok basit. Mesela film adlarını düşünün. Neydi? Herkesin çektiği film adları. İnancın zaferi. İradenin zaferi. İnanç ve irade önemli. İnanç ve irade olursa modernite işler. Olmazsa işte işlemiyor. Bedenden bahsettik yine. O önemli. Faşist beden ya da. Bu bir estetik idealidir. Bir matematik hesabı gibidir. Belirli ölçüleri falan var. O yüzden antik Yunan'a göndermelerdir. Ve bir araştırma alanıdır. Nesneleşir bir taraftan. Belirli bir ölçü içerisinde olması gereken bir beden. Aynı zamanda güçlü olmalı. Fiziksel olarak düşün. Dağ filmlerinden hatırlayayım mesela. Kentleşimin kadınsılaştırıcı olmasının sebebi. Güçlü bir beden olması lazım. Disiplinli bir beden olması lazım. Ve hesaplı bir beden olması lazım. Matematik ölçüler uyması lazım. Fiziksel ölçüler uyması lazım. Bu anlamda da şöyle bir şey demiştim. Katılır mısınız bilmiyorum tezde. Cinsellik içermeyen bir çıplaklıktır bu beden. O son sahnelerde falan mesela göstermeye çalıştım.
Çıplak bir bedendir, ciddi anlamda ama bir cinsel düşündürmez bize, o bir ideali tanımlar daha çok. Organik bütün bir diğer öğe olabilir Diefenstein'de. Bu organik bütün çok önemli. Yani o çekim açılarının sağladığı imkanla bunu yapıyor. Onu da gerçekleştiriyor. Şu hani Volksgemeinschaft meselesi vardır ya, faşizmde sınıfsız toplu, alt toplu, sınıfsız karışmamış. Bize çok yabancı gelmesin bu kavram. Neyse ki. Bunun görsel sunumudur aslında. Diefenstein'in yüksekten yaptığı, orada mesela gördüğünüz 38 metrelik bir asansör işaretleri bunun içindir. Yüz binlerce ses üyesini aynı anda, tek bir organik bütün gibi aynı anda hareket eden bir bütün gibi gösterebilmek için. Palingenesis diye bir kavram var. Belki yazmışsınızdır. Yeniden doğuş anlamında. Bu Roger Griffin'in kullandığı bir kavram. Yaklaşımlardan bahsetmiyorum ama türdeş, jenerik faşizm denilen bir yaklaşım var. Çok beslendiğim gibi. Roger Griffin bu faşist minimum, yani faşizmin gerek şartı ...larını tanımlarken bu palingenesis'e vurgu yapar, yeniden doğuş meselesini. Bu gerçekten ifaçlarda çok vardır. Yeni güne uyanan gençleri çeker mesela. Yeni güne uyanma, cevapların açılması, doğanın canlanması. Uyanmak ve yeniden doğmak iç içe geçer onun filmlerinde. Uyanırsın, yeni güne doğarsın ve o artık faşizmin geldiği yeni bir gündür ve yeni bir doğuştur. Ve bir umuttur. Yani bu mesela o şeyi bilerek aldım. Yakın çekimde bir kadının coşkusu var. Bir umuttur. Yeniden bir doğuştur. Bu doğallık meselesinden bahsettik. Burada onu da çok kısaca anayım. Doğallık çok önemli. Einstein için. Doğal olana obsesif bir bağlılığı var. Bir şey doğalsa estetiktir. Ona göre neredeyse. O yüzden Afrika'yı tek şekilde yapıyor. Bunlar nedir Afrika? Mesela Einstein bakış açısından çok modernleşmemiş, uygarlaşmamış. Yani bu kültür, sivilizasyon ayrımını da düşünmemişsiniz. Çok medenileşmemiştir. Dolayısıyla o daha estetiktir. Bir şeylerini kaybetmemiştir. Dolayısıyla doğal olan saf olandır, karışmamış olandır. Masumdur, güçlüdür. Çünkü fizik, doğal yaşamı fiziksel çaba gerektirir. O yüzden kentin karşısını kır olur genelde. Kır daha önemsenir, kayırılır Einstein açısından. Son olarak da bu kutsallıktan çok bahsetmedim ama bu yeniden büyü sembolleştirme ve büyüsünü yeniden katma meselesi aslında kutsallık atfetmede bir gizemciliktir. Bu zaten çok söylenir. Slaytlardan bir tanesinde de vardı görmüşsünüz. En belirgin örneği oydu bence. O yüzden onu koydum. Üst üste bir gökçe görüntüyü giydiriyor. Kilise çanının çalışını görüntüye çekiyor. Ardından oradan çok ağır bir geçişle parti kongresine geçerken arkada bir nazi bayrağıyla şeffaflaşan çan görüntüsü tam üst üste denk geliyor mesela. Bir kutsallık atfetme vardır. Bulutlar içerisinden çekimler yapar. Bayrağı bulutlar yani gösterir. O görkemi almak ister. Güneşin doğuşuyla bir göstermeye çalışır falan mesela. Bu şekilde bir kutsallık ve gizemcilik atfeder faşizme. Burada da tamamlayayım, sizin sağlığınızı çok zorlamayayım. Bir şeyler varsa tartışabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi bu anlamların dini protestan. Yani Katolik ve Ortodokslardan ayrı, evet. Bu bir. Yani Hristiyanlığa meydan okumuşlar. Bir de o Frankenstein ne dedi, mülkiyete pek dokunmaz. Çünkü ondan önce o zamanlarda Avrupa'da mülkiyet yoktu. Neydi? Halk madeni ölürken günahlarına kefaret olarak kiliseye verebilir. Hepsi Vatikan'ın olmuştu. Mülkiyet yoktu. Yani mülkiyete dokunmaz da kelime anlamı o yani. Nasıl oluyor? Papa gidiyor, ben Allah'a bir sorayım, senin günahların ne kadar paraydı? Seriye gidip konuşurken, birisi onu takip etmiş, psikolojik, birisi gitmiş, demiş ki, yalan diyor, ben onu kolladım, Allah falan gelmedi öyle.
Bana yalan dedi, bir sürü para istedi benden. İşte ilk defa mülkiyet işi İngiltere'de başlıyor ve işte avam kavarası doğuyor, demokrasi öyle doğuyor. Tabi uzun bir hikaye. Ama yani o mülkiyet onun anlamında öyle şeyler de var galiba. Ben şunu soracağım aslında, bu ideal beden ile antik Yunan ilişkisinden bahsettiniz ya, bunu anlamadım aslında. Yani Tanrı'nın bedenini mi kastediyor orada? Yani ideal beden derken, yani kutsallık, kutsama kadının bunu söylüyor yoksa yani bir mit haline gelsin diye mi? Yani ilişkisini tanımlıyor. Ne beden? Yani şöyle ki, zaten sanat anlayışı olarak da genel olarak antik Yunan'a öykünürler. Neoklasik sanatı, taklit eden sanatı, gerçekçi sanatı daha çok savunurlar. Antik Yunan'la bağlantıları özellikle beden üzerinden gerçekleşiyor. Yani antik Yunan'daki heykeller üzerinden gerçekleşiyor. Bir ideal beden anlayışları var. Bu antik Yunan'da çok uygun yazılar için. Biraz o yüzden antik Yunan'a oraya geri dönme amacı falan düşünmüyorlar. Biraz da araçsal bir şey. Tıpkı antik Yunan'daki gibi çok belirli hesaplamalara uyan bir bedenden bahsediyorlar. O yüzden de mesela Eugenie falan çok meşhurdur. Irk ıslahı mezi döneminde. Ütenezi mesela meselesi. Ve o ideal bedene uymayan bedenlerin elimine edilmesi meselesi. Hastaların, yaşlıların eşcinselliğe karşı çıkılmasının mesela meselesi. Doğal değil. Yani biraz da ben şöyle diyeyim, o zamanlar bu Yunanlar bu heykelde, büyük adam heykelleriyle insanlar korkutarak o şekilde insanlara hakim kurabiliyorlar. İşte günümüzde de öyle bazı yerlerde heykeller, bazı yerlerde genelde o heykeller korkusundan yönetiliyor, öyle bir şeyler de var. Biraz sana kutsallık yüklemek için acaba, yani artık onun kutsallığına mı inanmıyor? Yani çok kutsallık olduğunu düşünmüyorum. O bedenin çok ideal bir beden olduğunu düşünüyorlar. Biraz antik Yunan'da varlığı sanki o ön ari kökenler meselesi etrafında şekilleniyor. Yani kendi ayrı kökenlerinde bir bağlantı kuruyorlar Yunan üzerinden. Irksal bir devam. Tabii irksal bir devam. Çünkü biliyorsun 18. 19. yüzyılın başında çok ciddi bir Aryancı fikir var Alman akademisinde. Fakat bu fikirler çok sürdürülemiyor çünkü bilimsel olarak bir köken fikri geliştirilemiyor. Kafkaslar nasıl geçildi, Aryanlar nasıl geldi? 1870'lerden itibaren Yunanlılar üzerinden bu fikir geliştirilmeye başladı. Ön Ari kökenler, Yunanlıların bir Aryan halkı oldu. Ve Almanlar buna çok ciddi bir hükümde sahiplemiyorlar. O yüzden Alman klasizmi, bütün Bergama'nın falan kazınması Alman konularıyla gerçekleştiriliyor. Bütün bir şeyin Anadolu coğrafyasında kazılar falan yapılıp Alman eserleri, Yunan eserleri ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Klasikler de bunun üzerine geliyor ve yani o kendisi de Aryancı bir fikir olduğu için Yunanlıları çok önemsiyor. Hatta çok içine işliyor Yunanistan'a egemen olamadığı için 2. Dünya Savaşı'nda. Yani kendisi köken olarak Yunanistan'ı seçiyor ve Yunanistan'da çok büyük bir direnişle karşılaşıyor Nazi orduları. Bunu çok kabullenemiyor mesela, çok kızıyor buna. Ve Yunanistan'da çok ciddi bir şey var. Çok ciddi bir Nazi hücrelenmesi var. Aynen o şeye karşılık diye. Hatta Clemenans diye bir vatandaş var. Meşhur Hegel üzerine yazan birisi. Onun böyle hayatının sonlarında yazdığı bir kitap var. The Greek Tyranny Over Germany. Yunanlıların Almanlar üzerindeki büyük zorbalığı. Çok ilginç bir biçimde mesela şu anda bile yani mesela bir Yunan göçmeni Almanya'da çok rahat pozisyon bulabiliyor, çok rahat iş bulabiliyor. O kültürel temeller halen daha politik olarak da çok işliyor. Mesela bu son Yunan krizinde Almanya'nın özel ilgi göstermesi falan bile yani o kültürel hafızaya işlemiş bir şey yani. Almanlar kendi kökenlerini tanımlarken bir şekilde Yunanlılara ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü kendilerini Aryan olarak tanımlamaları ancak Yunanlıların Aryan olmasına bağlı. Aslında bir cümle şey söyleyeyim, onu getirdiniz aklıma. Şeyden bahsetmedim pek ama faşizm teorilerinden. Şöyle bir şey var mesela, hani muhafazakar diye çok sevilmez Ernst Norte falan ama kültürelci bakar. Ama ben şu açıdan önemsiyorum onu, şeyle değerlendiriyorum. Yani tam bu Yunan mucizesinin ortaya çıkması, bilimsel gelişme,
siyasi yapı. Yani bu çok Almanlara özgü bir durum değil. Zaten çeşitli bilgi anlayışındaki değişiklik, toplumsal, ekonomik, siyasal, bilimsel şartlar, antisemitizmin kökenleri vesaire zaten bu Avrupa'da çok yaygındı. Ve o yüzden mesela şeye bakar, Fransa'daki ya da İngiltere'deki, ki buralarda iktidara gelememiştir Faşistler biliyorsunuz, oralarda da mesela köklerini sürer. İşte bu Action France denilen harekete bakar mesela Fransa'da. Ve hani Nazilerin başa gelmesi ona göre sadece Almanya'da iktidarı ele geçirmesidir, diğer yerlerde olmadığı anlamına gelmez. Ciddi bir kültürel ortam söz konusu aslında o dönemde. Ya mesela şartlar çok ilginç bir şey. René Guénon, tradisyonalist ekolünün önemli isimlerinden birisi. 1937'de diğer isim unuttum, bir Fransız, bir Alman pardon, ile birlikte Savaşın Sembolleri diye bir kitap çık kaleme alır. Savaşın Sembolleri, Sembollerin Savaşı diye. Türkçe'ye de çevrildi İnsan Yayınları tarafından. Bir kitap çık kaleme alır ve burada mesela o kadim gelenekle, kadim hikmet geleneğiyle uyuşan, en uyuşacak şey olarak faşizmi gösterir. Ve yani Guénon bu tarihte çok ciddi tradisyonalist ekolün, perennial hikmet iş felsefesinin önde gelen isimlerinden biridir. Yani bir tür, o sen dünyanın ruhundan bahsettin ya, dünyanın ruhunu yakalayabilecek, hikmeti yakalayabilecek, organik bir bütünlüğü sağlayan güçlü bir ideoloji olarak. Ki Fransız'da ve Fransa'da da çok etkili. Aslında ilk de oradan çıkar. Yani faşizmde, 19. yüzyılın ortalarında falan. İlk olarak aslında Fransa'da meyvelerindedir. Zaten Avrupa'daki yüzyıl savaşlarında Vatikan Fransa'ya desteklediği için İngilizler dine karşı koyuyorlar. Ve o sayede zaten o zaman İngiliz'e geçiyor. Almanlar da ona karşıdır. Protestan mezhebi çıkıyor. Yani dünyanın ruhunu tekrar yeniden, yani dini tekrar yeniden diriltmek böyle bir şeydir. Şey. Bütün ideolojiler gibi aslında Fransa'dan düşünüyorum. Hocam ben de Gafuri'ye nasıl getirdim diye şey yapıyorum. Beyefendi sağ olsun. René Guénon'dan bahsedince çok sevindim çünkü çok zor olacak. Yani doğru olup olmadığını da şu an tam hatırlamıyorum. Yeni okudum o kitabı çünkü modern dünyanın bunalım diye. René Guénon'un. Orada da diyor ki materyalist Anglo-Sakson düşünce, Anglo-Sakson'un geliştiği, Anglo-Sakson düşüncenin geliştiği materyalist kökenler ve spor çok mühim yer tutmuş. O benim okuduğum kitapta 1927'de yazmış. Materyalist düşüncenin şimdi faşizmle yan yana durması ne mümkün? Fakat beyefendinin de son kitabı da hemen not ettim onu. Orada da demiş, faşizmle kadim gelenek bütünleşiyor. Ya faşizm daha doğrusu herhalde onu da, faşizm kendinde kadim gelenekten bir şey buluyor demek ki. Güç buluyor. Yani bunu çok çarpıcı geldi. Bir de soru olarak da şeyi soracaktım hocam. 90'larda dediğiniz bir tekrar radikal olarak tekrar bir çalışmalar, bir şeyler başladı. Radikal çalışmalar. Örneğin demek gerekirse mümkünse eğer birkaç örneklenmeniz mümkün mü? Bir de bu caz deyince, halbuki caza çok yani çok hoş bakarım. Fakat cazın da biraz fazla tolere edildiğinden bahsettiniz. O zaman çok ilginç geldi yani. Yoksa yanlış anlamış olabilirim belki tabii. Yo, doğru anladınız. Şöyle, bu ayrımı biraz kabaca yaptım. Yani onu söyleyeyim, biraz ideoloji bağlısına diye o yüzden söyledim. 90'lar önce de var çalışmalar. Yani o yüzden İdegat Brenner'i o yüzden söyledim. 1969 yılında mesela o isim olabilir. İdegat Brenner. O mesela bu estetik standarda ilişkin bir konsensüsün olmadığına göre bir ödeme bir çalışması vardı mesela. Bir rekabet olduğuna göre. 90'larda benim için çok belirleyici olan Einstein-Weizenkind'den bahsettim 93 yılında. Art Ideology and Economics'in Nazi Germany'de başlayan kitabı. O önemliydi. Yine bu aslında baskı, gönüllülük, selleştirme meselesi mesela Helen Hoffman teorisi var. O 89 yılında, o da Bauhaus üzerinden mesela modern sanatçıların gönüllü desteğinden bahseder. Caz müziği bu anlamda kullanılır. Yani faşizmle ilgili şöyle bir şey denir, genelde modernist sanat akımlarına yönelik kesin bir cephe almıştır şeklinde söylenir. 90'larda bu da eleştiriliyor. Buna örnek olması açısından hani caz müzik amatörlere ediliyor
Der, Michael Kater, 92 yılındaki çalışmasında. Caz müziği o yüzden ele aldım. Yani Lionel Hollis açısından. Sandığımız kadar tek taraflı bir estetik anlayışları yok. Her ne kadar antikyona, neoklasizme çok özenseler de. Tarihi siz dediniz ya, en ufak bir şey bile, ne bileyim işte, en ufak yeni bir hatıra bile yeniden yazıyor ya aslında. Ama şu çok bariz, kazananlar yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum ama kazananlar gerçekten gönlümüzü rahatlatacak simgeler sunuyorlar. Nazizm, kötülüklerin anası, ona ilişkin, ona yakın, biraz altında kalması kaydıyla. Yarattığımız bütün felaketleri en az sizin kadar kötü olmaz herhalde diye belki şimdi meşrulaştırabiliyoruz gönül rahatlığıyla. Oysa teknolojik akıl benzeri felaketleri, yakın felaketleri yapmamıza çok şey verdi mesela. Yani en çok bu işte o homojenleştirme, anarkomistik homojenleştirme dediğim geri dönüp. Faşizm böyleydi ve geçmişteydi ve Almanya'daydı ve bize ait değil. Bu tür işte bütün kötü imgelerin nazizme yapıştırılması. Yani sanki hakikaten yani benim elimde siz üç tane kelime alsanız yüksek olasılıkla geçerli olacaktır benim elimde. Ama onlara indirgeyseniz hayır diyeceğim. Oysa kocaman bir bloğu tek bir homojen kitle olarak şu anda görüyoruz. O da bizim işte ona dahil olmadığımız zahit mesafeyi kurmamızı sağlıyor. Yani ama hani benim ve bence de benim bütün argümanları sizin kaynaştırdığınız evet yani aslında nazizm en kötü ihtimalle modernitenin işte kurucu şey istisnası için anlamında ona aitti, ona dahildi, onun çelişkilerinin ifadesiydi. Biz hala yani burada verdiğimiz bütün örnekler diyorsunuz ki mesela işte teknoloji artı maneviyat meselesi. Şimdi ben bu formülü çok gördüğümü, şu anda Türkiye'de gördüğümü, hep gördüğümü ama yani şu anda değil, hep gördüğümü tutturan formüllerin olduğunu, tutturamayan formüllerin olduğunu görüyorum. Diyorsunuz ki güzellik, güzellik terörü, mesela Hollywood'un şey nedir, merkezi, kurucu evsidir. Cinsellik içerdiği için, cinsellik niye içerir? Çünkü piyasonu da içermiştir artık. Yani ne sayıyorsanız buradan faşizme ilişkin olduğu, beden savaşan, tabii beden algısı üzerinden bütün bir inşa, savaşın merkezi olması diyorsunuz, savaşa dönmüşsün, yürüttünüz ve onun hani bütün onun yani işte neyse kafes ekonominin her biraz şey olmayı tabii göz alarak konuşuyorum hani indirgemeci. Yani her sıkışmasını son kertede savaş ekonomisi şeyle refleksiyle de aşması falan. Yani evet faşizm gerçekten içkin. Yani şu yaşadığımız dünyaya içkin. Yüksek olasılığı 20 yıl sonra geri dönüp birileri bütün olup biteni diyelim Türkiye örneğine o kadar da çekilmeye gerek yok. İşte bu homojenleştirme bir toplum mühendisliği gibi algılayacak. Şu çabalar var denecek. Türkiye işte bir yekpare bir şey gibi algılayacak. O yekpare değil. Şu anda kaynayan bin tane. İşte içsel şey var, çekişme var. Bu ordu, faşizm deyip işte homojenleştirip geri attığımız, işte tarihe yolduğumuz bu şeyden bence çekip hani yeniden okuyup dönüp burada ne oluyor, genel olarak ne oluyor, akılcılaştırma prosedürlerinin tamamı bizi nasıl meşhur kılıyor ya da manevi sinirlerin tamamı nasıl rahatlatıyor bir bakmak lazım. Çok düşündürdüğünüz şeylerden bir tanesi özellikle şu güzellik kavramı oldu. Bildiğim için her yerde çok özellikle düşünüyorum güzellikle ilgili. Ya manevi ya maddi fark etmiyor. Bir iki cümleyle size katkı sağlamaya çalışayım. Yani bunu ben birazcık modern liberal siyaset anlayışım, liberalizm kendini temize çıkarması olarak da görüyorum. Yani bir sorun yok bizim yaklaşımımızda ama işte şey gibi görüyorlar ya zaten. Moderniteden bir sapma, moderniteye ait bir şey değil faşizm, bir sapma olarak, bir hastalık olarak. Mesela bununla ilgili... Ama kristalde en yüksek nokta olarak algılamak da çok... Evet, size bu yani bir sapma olarak görülmesi enteresandır. Bize ait değil, bizden değil. Mesela bununla ilgili size iki kaynak yer verebilirim. Partikülerizm diyorum ben buna. Yani sui generis bir bu Alman hastalığıdır. Demiş hastalığın kasır. Nasıl açıklıyor, neden? Kökenlerden bulunuyor. Çünkü Almanlar zaten modernleşmedi. Almanlar da zaten kültürel. Hiç modernleşmedi. Tepkisel bir yer. Burjuva devrimi oldu. Çok klasik mesela söylenen bir şey. Burjuva sınıfı orada geri çalıştı falan gibi. Dolayısıyla zaten belliydi. Böyle bir yola gidilecekleri. Halbuki işte Anglo-Sakson modeli izlenseydi böyle olmazdı gibi. Mesela kimler var? 45 yılında Alan Taylor'ın bir çalışması var. Direkt böyledir.
Yine Elim Bulu 60 yılında yaptığı bir çalışma var. Bunların direkt Naziz zaten Nazizm'i kullanırlar. Faşizm olarak görmezler, ayrıştırmaya çalışırlar ve bir Alman hastalığı gibi görmeye eğilimdiler. Yani Nazizm'den sonra ben bir fayda katılıyorum. Hakikaten bir uç yani. Şeyi, yani şöyle yapmak istemiyorum tabii ki. Sonrasında oluşturduğumuz bütün felaketler işte yani sadece o hiyerarşinin, yarattığımız o hiyerarşinin içsel çelişkilerine dair tartışmamızı mümkün kılmadığını, oradan uzaklaştırdığını, yani bizim toplum şimdi sistemik katliamlara verdiğimiz sorun, yani bir payımız var ve görmüyoruz. İçindeyiz çünkü çok. Bunları algılamamızda ciddi bir körlük yarattığını söylemeye çalışıyorum. Mesela siz politikanın estetikleştirilmesinden söz ediyorsunuz. O en üst düzeyde Nazizm'de gösteriyor kendini ama şu anda daha yaygın, daha görünmez biçimde politika sahnedir. Öyle değil mi? Yani birebir sahne alıyor politikacıların. Süsleniyorlar, giyiniyorlar. İşte şey, hangi açıdan bakarlarsa nasıl güzel görünebileceklerine dair imaj maker'ları vesaireleri var. Yani meselenin biraz daha yumuşatılmış olması, o katliam uç seviyesine ulaşmamamız için neler yapacağımıza dair fikir yürüttüğümüzün göstergesi. Ama azalttığımızın göstergesi kesinlikle. Şeyi o yüzden kullandım. Yani ben bu konuda Frank Stokholm'un çok meseleyi kavradığını düşünürüm o dönemde. Volkheimer'ın lafını o yüzden kullandım. Yani faşizm evet. Modern kapitalist toplumun hakikatidir. Yani modern kapitalist toplumu anlamazsak anlayamayız. Yani propaganda sadece baskı, manipülasyon böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden de yani diktatörlük değildir. Yani Suriye'de faşizm yok. Mısır'da yok. Modernite şimdi ikna süreçte daha fazla. Biraz daha geç olur, olursa da çok kolay değildir. Yani şu anda ikna süreçlerini daha fazla kullanıyor. Bunlar zaten devşirme süreçleri. Estetikleştirme çünkü bir anlamda. Evet. Türkiye'de fikir kaynaşması var dediniz yani bir herkes birbirine muhalif. Ben o fikri mesela seviyorum. Ben şimdiye kadar yok, böyle bir fikir... karşılıklı ifade edebilecek bir zemin kayınca yani farklılıkların varlığı çok önemli. Tabii ki ben mesela bir de erimediğimiz bir farklılığı çok önemsiyorum. Hayır şöyle şimdi fikirleri tartışması, fikirleri tartışması güzeldir. Ne kadar uç olursa olsun. Tabii ki. Mesela adam liseyi bitirmiş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kim yaptırmış soruyorum bana. Fatih Sultan Mehmet yaptırmış diyor bana. Şimdi bu da bir fikir değil mi? Ve gerçek anlatması değil mi? Niye yapıldı, nasıl yapıldı, o işte ne dedi, tatlıkız oldu, demiş ki satarım, satmam. Bunları anlatabilmesi bir lise talebesinin daha güzel yani. İşte onun fikir olsun da, istesem tekrar olsun, kafasına bir şey olsun ya. Yani. Kerkten boş olur, çok fena. Yani, o yüzden de teşekkür ederiz aslında bütün hoca başta olmak üzere. Yani bunu burada tartışabilmek her yerde kolay değildir. Yani bunu deneyimlerimle biliyorum. Teşekkür ediyorum. Bitiyor şeklinde. Ben bir şeyler soracaktım da. Yani tam o hanımefendinin bıraktığı yerde yani bir über modernite şeyiyle var. Alman şeyiyle. Bir tür aşırı modernite. Aslında evet aşırı modern, adı aşırı modernite olarak da görüyor bazılar faşizmi. Yani Geber hani buna kısmen işaret ediyor. Tehlikeleri var diyor bu kadar modernleşme. Bir demir kafes olur, ruhsuzlaşma olur, kitleselleşme olur vesaire. Bu bir tür yani modernitenin hani gereksiz düzeyde sınırlarına iliştirilmesi, sınırlarına götürülmesi ve kendi kendini imhası, kendi kendini imha eden bir modernite olarak da gözükebilir. Faşistler bunu çözdükleri için ciddi bir biçimde sembolik bir dil oluşturmaya çalışıyorlar. Yani o über moderniteyi, aşırı moderniteyi engellemek üzere aynı zamanda çok sembolik bir dil oluşturmaya çalışıyorlar. Bu sembollerin tamamı da kadim semboller. Yani uzlaştırma meselesini ben de o anlamda bence kullanmaya çalıştım. Yani bir şekilde bir ortam engellemeye telafi edici stratejiler gibi düşünüyorum. Evet. Antik-ruhalilik. Antik-ruhalilik. Sembollerini hep böyle antik bir yola seçilmiş olması. Yeni bir şey değil yani. Evet. İnsanların hakikatine dair bir şey olarak sunuyorlar kendilerine. Şey benziyor herhalde. Faşizmle modernize halkının başladığı yerden tekrar geri dönmesi ya. Tam tur atıyor ve aynı yere geliyor. Buradan tam tur atıyor ama şuradan da çok komşular. Yani hep yan yanalar, hep iç içeler. Eyvallah, çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Teşekkür ederim.